Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmin. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, sende. Müzakereli. Kisp ve yalan. Müzakereli ders. Herkes katılabilir. Evet. Abi bugünkü dersimiz kisp ve yalan arasındaki fark bir saniyede nasıl geçiyor buna dair olacak. Ve Üstad Hazretleri kisbi nasıl kullanıyor Risale'de ve yalanı nasıl kullanıyor? Acaba ikisi bir mi diye böyle Risale'den baktık ve bunu bugün müzakere yapacağız. Hı. Evvela yalanla kizbin bir tanımını yapacağız abi Risale-i Nur'da. Evvela yalanla kizb. Farkı mı yoksa tanımlama mı? Farkı. Yani çünkü kizb tercüme edildiği zaman yalan diye söyleniyor. O da yalan. O da yalan. O da yalan. Kizbi anladın mı sen? Anlamadı ki. Yani kizb tercüme edildiği zaman yalan tercüme ediliyor. Kizbi tercüme ettikleri zaman ne çıkıyor? Yalan. O da yalan. Tercüme de yalan. Ama başka çaresi yok. Hani Türkçesi öyle de ama kisp bir tamamıya yalan değildir ama yalan da var. Evet. Genelde bir saatte bitirmen lazım ama. İnşallah bir saatte hadi bakalım. Çalışacağız. Şimdi abi kizbi okuyorum. İşaretü'l-İcaz 82. Üstad Hazretleri kizbi ve sıdkı açıklıyor şöyle. Münafıkların azapları mezkür cinayetleri arasında yalnız kizb ile alakalandırılması kizbin şiddeti kubu ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Zira kizb küfrün esasıdır. Burada abi kizbi sıralıyor şimdi. Kizb küfrün esasıdır. Allah Allah. Kizb nifakın birinci alametidir. Nifakın. Evet. Kizb. Kizb kudret-i ilahiyeye bir iftiradır. Kizb hikmet-i rabbaniyeye zıttır. Ahlak-ı âliyeyi tahrip eden kisptir. Âlem-i İslam'ı zehirlendiren ancak kisptir. Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren kisptir. Nebi beşeri kemalattan geri bırakan kisptir. Müseylime-i Kezzab'ı ile emsalini âlemde rezil rüsvay eden kisptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen kizptir. Vay be. Çok değişik bir şey. Çok. Çok ama. Yalan olsaydı vallahi bu, yanmıştık. İyi ki kisp yalan değil. Çünkü yer yer biz yalanı da kullanıyoruz değil mi? İyi ki yalan kisp değil. Yalan kisbin bir sıfatıdır. Devam et. Mesela abi Türkçemizde kisp söylemek diye bir şey kullanılmıyor. Risale'de de böyle bir tabir yok. Kisp etmek var. Fakat yalan söylemek Risale'de var. Allah Allah. Evet abi. Şimdi ki mana itibariyle bir olsa Üstad Hazretleri ki Kürtçeyi, Arapçayı ve Türkçeyi en mükemmel gramer yapısında kullanan alimler, ender alimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla kendi risalelerinde de bu terkiplere çok dikkat etmiş. İşte mesela kizb etmek var. Fakat kizb söylemek yok. Çok güzel. Kizb söylemek yok, kizb etmek var. Kizb abi bu cihetle yani fiilde ve kalpte taşınan bir şey. Mesela ben orayı da bu cihetle not almıştım abi. Münafık adam içinde sakladığıyla onun münafık olup olmadığı belli olmaz. Ama ne zaman ki
onu fiiline ve kelimelerine döktüğü zaman, o zaman onun kezzap ve münafık olduğu anlaşılıyor abi. Yani kalbe ait sıfat eylemde dökülüyor. Dökülüyor. Çünkü eyleme döküldükten sonra artık ona hüsnü zannetmek ahmaklıktır. Ahmak budur. Şeyde ya, şey yapıyor, ben hiç karışmayacağım, hiç endişe etme. Diyor ki, şapka ve zunnar gibi şeyler diyor, zahirdir. Oysa diyor, münafıklık ve küfür kalbe ait bir sıfattır. Ne alakası var diyor bu kafirlikle diyor. Orada diyor ya, batını dışarıda ifade eden, gösteren, tanımlayan, adresleyen alameti tereşuhatlarıdır fiiller. Fiillerden ona intikal ediliyor. Şapka ve zunnar küfrün alametidir. Bilerek takan odur. Nasıl çünkü? Kardeş, umurun, gizli umurun batınlarına diyor, fiillerle intikal ettirir. Münafık oldu. Evet. Şimdi abi burada İşaret Hücaz 82'de okuduğumuz yerde, yani şey 81. sayfada benim söylediğim şey, İşaret Hücaz 81'de geçiyor. Evet abi. bu söylediğimiz yerler, dikkat edilirse abi, kizbin, yani kizb kalpte taşınan, fıtratta taşınan, yani fıtratı bozmakla hasıl olan ve dil ile ve fiil ile yapıldığı zaman ortaya çıkan. Ha, dil ile söylenir. İşte abi, senin kalbinde taşıdığına bu cihette kizb deniyor. Onu ortaya çıkardığın zaman buna yalan deniyor. Çok güzel. Güzel. Aradaki farklardan bir tanesi. Çok güzel. Abi. Aferin. Şimdi bir daha bir Risale'de kizb 60 yerde ziyade geçiyor. 60 yer, yani 60 küsür. Yalan ise tam 300 yerden fazla geçiyor. Bu cihette yalan kizb'de daha çok Risale'de bahsediliyor. Peki neden abi bu cihet? Üstad Hazretleri hani dedik ya dersin başında, Kürtçeyi, Arapçayı ve Türkçeyi gramer yapısını en iyi kullanan ender alimlerden bir tanesi. Çünkü bizim milletimizde mesela yalan bu cihetle ortada çok iştihar ediyor ve geziyor. İnsanlar kizbe birazcık yabancılar. Fakat kizbin de mahiyetini bu cihetle bilmeleri lazım. ve abi 300 yerde bahsettiği yalan söylemek, ortamı bozmak, toplumu bozmak, hulful vaat etmek, yalanlar bu cihette tabir ediliyor. Fakat kizb ise kalbe taşınıp, kalpte taşınıp, ondan sonra fiile ve kelimelere döküldüğü zaman yalana dönüşüyor. Yani iman ve küfür, itikadi mevzular olunca yalan tabirini külliyette kullanmaz. İman ve küfür ve kalbe ait, ruha ait, batına ait şeyler konuşurken usta kizb kullanır. Eylem hayatında, yani sıfatları kullanırken, mesela sıfatlarımız, eylem, fiillerimizde ise yalan kullanır. Kalpteki kiz dışarı artık fiile dökülürse yalan oluyor. Şimdi abi buna dair biz başka misallerimiz var. O zaman her, o mantığa göre her yalan kizb olur. Olmaz. Yani kizbi diyor kalpte yalan ifade. Hayır. Yalan kizbin bir sıfatıdır. O zaman münafıklık alameti münafık yapmaz. Nasıl münafık olur? Bile bile şuurlu. Çünkü münafık, unutmayın bunu. Münafık şuurludur. Şuursuz münafık olmaz. Şuursuz yalan diyebilirsin. Münafık şuurludur ve en tehlikelisi ehli kitaptandır. Kafir karşımızdadır, münafık içimizdedir. İçi cahil içimizdedir. Yalan eylemlerimizdir, kizip ise kalbi sıfatlarımızdır. Yalanın belki bir özürü olur gayri sari, kizbin özürü yoktur. İtikada ait şeylerde kiz kullanır külliyatta, eylemsel durumlarda yalan kullanır. Mesela abi Üstad Hazretleri yalan lafzı kafirdir diyor. Yalan lafzı münafıktır demiyor. Şimdi yalanı söyleyen kafir olur mu hemen? Yalan söyleyen. Lafzı kafirdir ama söyleyen bir Müslüman hemen yalan olmaz.
Fakat o kalbinde kizb taşırsa ona münafık denir. Çünkü kalbe bakıyor, kalbe bakan bir sıfattır kizb. Mesela birçok münafık var ki bu cihetini ortaya çıkarmaz. Bir anda ortaya çıkarıyor ve diline ve fiiline döktüğü an yalan oluyor ve o yalanla ona zahiri şeriata göre hüküm veriyorsun abi. Bu kaziptir, münafıktır diye. Evet, bu yalandır. Kaynak gösterdiğiniz halde kaynağı örtbas ediyor. Hangi yolla ifade ettiyse o cinayeti neşetmişse onun düzeltmesine, tahsihine gitmiyorsa, kaçıyorsa münafıktır. O yalancı münafık olur. Evet. Diyelim ki ben medya yoluyla bir yalanı söyledim. Birisine iftira ettim. Bu iftira ettiğim kişiler değiştiriyor. Biliyorsunuz el yuhubbu ehadukum ilahir ayette var ya gıybet. Barla'da diyor ki Garim Müteşir'de bu diyor iftira ve gıybet alim olursa, alime yapılırsa ayrıdır, avama yapılırsa ayrıdır. Hele diyor toplumda saygınsa ve toplumun nokta istinat ve nokta istimdat olan kişilere ise bu değişiyor diyor. Gayrimunteşir'de geçiyor. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Benim en çok sevdiğim külliyattan, yani la fahr ve la gurur, en güzel sevdiğim tarafım da şudur. Batının dışarıdaki yansımalarıyla batından haber vermek, yani onlarla meşgul oluyorum. Tahsihi de şu. Adam yalan söyler. Bir zata işte öyle ulul büyük ustalara, alimlere iftira eder, yalan söyler. Hangi yolla o yalanını tahsih ederse yalancıdır ve günahkardır. Münafık olmaz. Eğer o yalanını kılıf uydurup böyle aynı yolla tamire gitmiyorsa bilerek ve şuurlu yapıyor. O kisb ehlidir, münafıktır. Düzeltmiyor. Bir daha biz bu cihette mesela kisble yalanı mesela ayrı ayrıdır dedik. Risale'den delillerini de gösterdik. Peki neden o zaman bu cihette tercüme edilmiş mesela kisbe yalan deniyor? Mesela şuradan ben bir not tutmuşum abi. Mücedditlerin hemen hemen hepsi Arapça telifat yapmıştır. Mücedditlerin hepsi Arapça telifat yapmışlar. Bunların içinde abi sadece Üstad Hazretleri Osmanlıca telif yapmış. Bir kısmında. Evet abi, bir kısmında. Mesela Muhakemat Arapçadır, Mesnevi Nuri Arapçadır, İsaret-i Nicaz Arapçadır. Tercümeleri yapılmış ama 17. lema Arapçadır. Arapçadır. 28. lema Arapçadır. Lahikalar olsun. Efendim söyleyeyim. Sözler, lemalar, İmani mevzular Türkçe telif edilmiş. Osmanlıca telif edilmiş. Osmanlıca. Peki abi, yani buradaki hikmet nedir abi? Üstad Hazretleri Kur'an'ın bu cihette icazını açıklayan yalnız lisan-ı Arap'tır demiş. Fakat Üstad Hazretleri 1000 sene boyunca bu Kur'an'ı muhafaza eden ecdadımız olan Osmanlı'nın dilini de bu cihette muhafaza ediyor. Çünkü bizim bu milletimizin, yani Türk milletinin bu cihetle konuştuğu lisan Türkçedir ve hissiyatının makesidir o dili. Ve bunu Üstad muhakematta söylüyor. Yani bir milletin hissiyatlarının ortaya çıktığı zemin kelamıdır. Kelam. Mesela şöyle diyor abi. Muhakema 87'de geçiyor burası. Bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. O zaman eğer ki birisi kalksa da şöyle dese ki kisple yalan aynıdır, o zaman manayı birbirine sokuşturmaya çalışıyor. Bu da olmaz. Yani bu üfetten kaynaklanan cihette bir şey. Cehalettir. Evet abi. Şeyde de öyle. Niyete bakıyorum ya. Niyet iki tane şey yapıyor. Bir dimağda niyet var. İtikada ait. Birinci niyet. Bu herkeste var. Kafir, Müslüman da var. Bir de vicdanda irade var ya. İrade, zihni, latife, raban. İradenin içerisinde bir niyet var. Bunun adı da ikinci niyet. Bu kafirde yok. Kafirde irade yok. İhtiyar var. Devam. Bu noktada abi kizb aslını ve fıtratını inkardır. Fakat yalan ise hulful vaat edip
üstünlük ve kibirlilik yapmak ve riyakarlıktır. Mesela Üstad Hazretleri yalan fiili bir nevi şey riya fiili bir nevi yalancılıktır diyor. Tasanlı ve dalgavukluk yalancılıktır diyor. Fakat kizbir gelince abi nifak ve münafıklık ve tuğyan ise kizbtendir diyor mesela. Bu cepte tabirler var. Mesela abi, peki insan neden yalana ve kizbe bu cihette yelteniyor? Kizb abi, Mesnevi Nuriye'de sadece bir yerde var abi, 137'de. Orası da çok can alıcı bir yer. Mesela 137'de Üstad Hazretleri şöyle diyor ki, İ'lem eyyuhel aziz, insanı havalandırıp baş aşağı felakete atan şöyle bir hal var. İnsanı havalandırıp sonra baş aşağı felakete atan şöyle bir hal var. O nedir? İstihkak nazara alınmayarak, istihkak nazara alınmayarak hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır. Cenab-ı Hak bizi için bir şey takdir etmiş. Fakat sen de bu takdire razı olmayıp tefrit veya ifrata gidiyorsun. Buna dair bir şimdi misaller vereceğiz abi tarihte mesela. Ve kuvvetine, kıymetine bakılmayarak küçük veya büyük bir yük altına alınır gibi gayri insani haller insanı insaniyetten düşürür. İnsanı insaniyetten düşürür. Ya zulme veya kizbe sevk eder. Mesela Müseyleme neden peygamberim demiş. Ebu Cehil neden ben peygamber olmalıydım mesela demiş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın onların hakkında verdiklerini takdir etmeyip takdirine karşı çıkıp ifrat veya tefrite saptıkları için. Eğer bu cihette imtihan sırrı olmasaydı o zaman Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ben de peygamber olmalıydım diyebilirdi yani. Fakat sahabe oldu. Ebu Cehil'in yaptığı, mesela abi şurada ben misal olarak onu almıştım. Buradan okuyayım. Müseyleme ifrat yaptı ve bir peygamber benim, bir peygamber de sensin dedi. Halbuki kendisi sahabe olabilirdi abi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın onun hakkında verdiğine kanaat etmeyip ifrat ettiğinden dolayı yeryüzünün yarısı benim, yarısı da senin dedi. Ve kezzap diye meşhur oldu alemde. Ve bu cihette meşhur oldu. Ebu Cehil de dedi ki o yetimdir, ben yetim değilim. O fakirdir, ben fakir değilim dedi. Ortada gözüken zahir bir hakikati zahir bir hakikati yalan gösterdi ve o da tefrit yaptı bu cihetle. Ve o da Ebu Cehil lakabını aldı. Kezzap lakabını almadı. Ebu Cehil, cehaletin babası. Fakat Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz ise onu görür görmez ne kizbe kaçtılar, kıskandılar ne de hulhulvat edip yalan herhangi bir söz konuşmadan evet sen Resulullah'sın dediler ve vasat mertebeyi yakalayıp Sıddık ve Faruk oldular. O zaman bu işin ifratı evet abi. Kizbin ifratı Ebu Müselime-i Kezzap. Tefriti Ebu Cehil. Vasatı Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Efendi. Ve bunlar kendi hakkında yani bu Mesnevi 137'deki kendi haklarındaki çok ilginçtir ama bu cihette verilene razı oldular. Diğerleri razı olmadı. Allah'ın rububiyetine razı oldu. Allah'ın rububiyetine razı oldu. Bundan dolayı mı diyor kudret ilahiyeye iftira? Evet. İşte bu cihette abi hikmet-i Rabbaniye'ye zıttır, kizb ve yalan zıttır. Ve kudret-i ilahiyeye iftiradır. Allah seni yapmadığı halde ben peygamberim, sen de peygambersin dedi. Ve abi tekrar eğer ki... Bak Müselime-i Kezzap peygamberini yalanlamadı. Yarısı benim, yarısı senin dedi. Bu yalanladı. Müselime-i Kezzap münafıklık yaptı. Ebu Cehil yalanlayarak düşmanlık yaptı. Düşman hariçtedir, münafık içeridedir. Şimdi abi biz mesela Üstad Hazretleri diyor ki alemi beşeri nifaka veren kizptir diyor mesela. Alemi beşeri bu cihette bozan kizptir. Ya. Fakat kizpten herkes korkuyor abi. Münafık da kizpten korkuyor. Müslüman da kizpten korkuyor. Peki nasıl korkuyor? Ben şu şekilde bir not almıştım abi. İnsan topraktan ve sudan halk edilmiştir, yaratılmıştır. Fakat suda boğulmaktan
ve toprakta ölmekten yani mezara girmekten çok korkar. Şeytan ateşten halk edilmiştir fakat cehenneme girmekten çok korkar. Fakat münafık liderler abi kezzap ve yalancıdırlar, kizip ehlidirler. Fakat kendi elemanlarının ve özel adamlarının kendilerine yalan söylemesinden çok korkarlar. Çünkü onların iç sistemini de kizip ve yalan bozuyor. Ve üstad bu cihette alem-i beşerin ehvalini fesada veren yine kiziptir diyor. Çok ilginç ya. Değil mi? Çok tuhaf ya. Aferin lan. Yani insan mezc olduğu şeyden de bir nevi korkuyor. Yani suda girmek... Neye benzettim biliyor musun? Karl Marx, Muhammed'in diyor. Evet, evet abi. Muhammed'in adamları gibi. Yani sahabesi gibi. 10 tane adamım olsaydı dünyayı ele geçirirdim. Diyor. Peki o ne yaptı biliyor musun? Adamının arkasına bir de adam koydu. Bir de onun arkasına. Her adamın arkasına bir sıra 3 kişi var. Ve abi bunlar bu Mesnevi'de 137 dedik ya bunlar havalandırıyor insanı. Bu zulüm ve kizip ve yalan. Belli bir süre havalandırıyor sonra baş aşağı ediyor. Bu saydığımız mesela Nemrut'tur, Firavun'dur, Lenin'dir, Stalin'dir, işte Deccal'dır. Bunların hepsi kizple beraber belli bir seviyeye gelmişler. Fakat yine o kizip sebebiyle maskara ve rezil olmuşlar. Baş aşağı yuvarlanmışlar. Çünkü fıtrat yalan söylemez ya abi. Üstad diyor, fıtrat yalan söylemez. Peki fıtrat yalan söylemez ama fıtrat kisple bozuluyor. Ve bu sonradan ortaya çıkıyor. 100 sene sonra, 200 sene sonra senin bu yaptığın hareket fıtratın yalan söylemeyeceği için insan da diyor üstad, fıtraten yalana yalan demek meyli olduğundan dolayı diyor, arzusu olduğundan dolayı bu olay ve hadiseler senin kezzap olduğunu, yalan olduğunu bu cihette ortaya çıkarıyor. Zaman bu cihette büyük bir müfessirdir diyoruz. Senin halini, ahvalini, sıdkını, kizbini, yalanın derecesini hepsini bu cihette ortaya çıkarıyor. Ve bu bir kanundur mesela dünyada. İnsan Cenab-ı Hakk'ın... Çok şey mi gitti ya bu şey? Neyse abi? İnsan topraktan ve sudan yaratıldığı için boğulmaktan ve toprağa girmekten korkar. Şeytan ateşten yaratıldığı için cehennemden korkar. Vay be. Mesela buna dair bir noktayı nazarla daha bakıldığı zaman kizbin ne kadar dehşet olduğu anlaşılıyor abi. Mesela ev hanımları çok iyi bilir bunu. Tuz ruhu var abi. Onun ismi kezzaptır. Kezzap döküldüğü yerin kimyasını değiştirir. Ve mesela Müseyleme-i Kezzap o zamanda ortaya çıktığı zaman o yaydığı fikirlerle bazı kişilerin bozulmasına mesela sebep olmuş. Sözde bana ayet geliyor diye. Ve 30 ruhuna da kezzap deniyor. Bulunduğu yerin ahvalini, fıtratını bu cihette değiştiriyor. Kopartıp atıyor. Mesela tuvalet taşına çıkmayan şey olsa kezzap döküyor. Onu oradan koparıyorlar. İşte abi bu cihette nifakın birinci alameti kizptir diyor üstad. Kizp kudreti ilahiye iftiradır diyor. Kizp hikmeti rabbaniye zıttır diyor. Ahlak-ı âliyeyi tahrip eden kizptir diyor. Ondan sonra nebi beşeri kemalattan geri bırakan yine kizptir diyor. Kizp söylemek yok. Kizbi yapmak var. İçinde taşıyıp toplumun içine sokup yeste, ümitsizlikle beraber orayı her mercedip karşıda bırakmak bu cihette. Ve bunun ortaya çıkmasına da biz yalan diyoruz toplumumuzda. Adam içindekini dışarıya kusuyor. Neyle kusacak bunu? Yalanıyla beraber kusuyor. Riyakarlığıyla, tasallusuyla, dal kavukluğuyla, hulhulvadiyle, hilesiyle, hilafıyla bu cihette bunu sözünde durmamasıyla. Durmamasıyla. Üç tane var değil mi? Münafığın alameti. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bir de emanete ihanet eder. Emanete ihanet eder. Yani fıtratına ihanet eder. Kendine ihanet eden benim aldığı kaleme 10 defa ihanet eder.
bir salih nuru alır, istifade eder, sonra onu ihanet eder. Tuhaf işte. Anlamıyor. Rahat durmuyor insan. Ve abi mesela Üstad Hazretleri sıkıntı diyor, sefahatin muallimidir. Sıkıntı, sefahatin muallimidir. Ve kizb ve yalan, küfriyat ve hurafatın anahtarıdır, muallimi ve arkadaşıdır mesela diyor. Hutbe-i Şamiye'de, işte sözlerde bunu söylüyor. Kizb bu cihetle hurafatın hem anahtarı hem de küfrün arkadaşıdır diyor. Var mı kafa? Sözler 484'te abi. Hutbe-i Şamiye'de de 48'de. Onlar söylemedi. Evet abi. Ha, demek ki bu kizip bir sistemin işte çalıştırıcısı. Mesela nasıl ki saatin bir zembereği vardır, bir çark sistemi vardır, hepsi birbirine bağlıdır. Ufak bir toz kaçtığı zaman bütün çark sistemini bozabiliyor. İşte kizip de bir milletin içine girdiği zaman bu cihetle, yani nifak tohumları, alemi beşerin fesada vermek gibi şeyler. Bunlar da bir toplumun içine girdirildiği, sokulduğu zaman o toplumu hercümerc edip velveleye veriyor. Ve insanın kalbine düştüğü anda o zaman adalet-i ilahiyi, hikmet-i ilahiyi iftira ediyor bu cihetle. Kizb. Sistemi bozuyor. Bozuyor. Evet abi. Ve abi mesela bu işaret-ül icazın 82'sinde şimdi insanın aklına şöyle bir soru da gelebiliyor. Ya biz işte yalan söylüyoruz, acaba bunu mu yapıyoruz? Hani siz bir demiştiniz ya, Risale-i Nur'da nasih ve mensuh vardır. Mesela Üstad Hazretleri Hutbe-i Şamiye'de yalana hiçbir cevaz yoktur diyor. Maslahat dahi, faydası dahi olsa yalana cevaz yoktur diyor. Çünkü zaman onu iktiza eder. Fakat İşaret-ül İcaz'da ise bu cihette söylenilen yalana ne vardır diyor. Bu cihette cevaz vardır. Yani bu söylenilen yalan kizip değildir diyor. Hangi şekilde söylüyormuş? Şöyle abi, isterseniz okuyayım. Çünkü sual. Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir, öyle midir? Sayfa? Bu da 82 abi, devamında. Yani bu inşaat edeceğiz lan. Mesnevi, evet, demiyor musun? Şey. Yok, işaret edeceğiz. İşaret kimin inşaat edeceğiz? Bu değil mi inşaat edeceğiz? Evet abi. Ha, buradan okuyorsun. Evet abi, 82. Nerede cevaz var dedin? İşaret edeceğiz da. Burada. Evet abi. Burada. Oku bakayım. Hemen altında zaten. Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle mi? Öyle midir? Cevap. Evet. Kat'i ve zaruri bir maslahat için bir mesal-ı şer'i vardır. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usulü şeriatta takarrur ettiği vecihle mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir had altına alınmadığından suistimale uğrar. Mahaza bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse o şey mensuh ve gayri muteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye ve tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelime ile söylenilen yalan kizden sayılmaz. Yalan kizden sayılmaz. Kizden sayılmaz, evet. Yani ama yalan yalandır. Yalan yalan. Kizden sayılmaz. Sayılmaz. Yani burada masumlaştırılıyorduk şimdiye kadar. Mustafa? Gayri sarih olur soruyorum aslında. E tabi ama yalan... Yalan sayılmaz demesi gerekirken, yalan kisten sayılmaz. Kizbi yukarıda anlattı. Kis de yalanı aşağıda söylüyor. Yalan kisten sayılmaz. Eğer yalan kisten sayılsa münafık olur. Evet. Yalan yalandır. Yalan yalan. Lafz-ı kafirdir. Lafz-ı münafık değil yalan. Çünkü niye? Men edilmiş. gayr-ı muayyen. Yani herkes için bu maslahat, özür. Ölçüsü yok. Nerede duracak? Senin için ölçü o, onun için o, onun için o. Gayri muayyen. Evet abi. Bir haddi yok. Haddi olmayana İslamiyet
öyle bir ruhsat vermez. Sence bulunduğun konuma göre bunun yalan sana caiz, ona caiz, ona o şekilde caiz. E ne oldu? E tamam da zaten o zaman. Doğru ne kaldı ki? Ama dikkat et. Yalanı ve kisbi birbirinden ayıran mevzu yukarıda kisp anlatıyor. Aşağıda yalan anlatıyor. Burada Nurculara söylüyorum. Evet. Ders yapanlara söylüyorum hepinize. Yalan kispten sayılmaz. Yani yalan kispten sayılmaz. Yoksa yalan masumiyetten çıkmaz. Yalan yalandır. Yalan kispten sayılmaz. Yani münafık olmaz. Sıfatı olur. Biraz değiştin değil mi? Ne oldu? Yoksa abi Mutezile fikrine biz dahil olmuş oluruz öyle desek. Bak burada ne dediğini kulağı bilmiyor mu? Yalan yalan sayılmaz demesi gerekirken yalan kisten sayılmaz. Ama sana o zaman sarih olursa, gayri sarih olursa, o zaman sarih olursa da o zaman yalan kisten sayılmış olur. Ha, peki ne için? Yukarıda bitirdi işini. Çünkü dedi ki mastar dedikleri şey batıl bir özür. Kuyuda itiraz etsi yok. Yani miktarı mayen değil. Miktarı mayen olursa yalan olurdu. Miktarı belli değil. Durmuyor. Burada bir ölçüsünü koydu. Yalanı bir haddini çizdi. Mazbut olacak, miktarı mayen olacak. E peki mazbut mudur? Miktarı herkese göre değişiyor. Onun bir haddi var mesela. Suistimal. Mesela diyelim ki abi ben bunu kaldıramıyorum yalan demek zorundayım fabrikada. Abi ben anıma yalan demek niye? Ben kaldıramıyorum. Mazbut ve muayyen, miktarı muayyen değil. Yani bir kalıbı yok, miktarı yok. Şuraya kadardır diyemiyorsun. Miktarı yok. Mesela bu cidden... İslam hukuku iki şeye fetva vermiş bu konuda. Evet. Benim bildiğim hukuk İslamiye'de. Bir, askeri de casusluk yaparken, Resulullah zamanında da olmuş Hendek Savaşı'nda, birbirlerini düşürdü bir sahabe. İki, bir Müslümanın, yani iki Müslümanın, ki karı koca da Müslümandır, Müslüman kardeştiler aynı zamanda değil mi? Müslüman kardeş. Barıştırmak adına yani ciddi bir şey olduğu için mayen bak. Mazbuttur ve haddi bellidir. Belirlenmiş yani. Belirlenmiş. İki kişi birleştirilecek. İki Müslüman fitne girmiş aralarına darmadağın. Yani mayendir bir menfaat yok. Yani ben yalan söylerken iki kişiyi düzeltirken benim burada bir menfaatim yok. Mazbuttur. Miktarı bellidir, muayyendir. Ha muayyen olursa da gayri sahibi söylenirse tamam. Ama kişinin kendisi mesela menfaatlanmaya, çıkarına veya ne bileyim aldatmaya matuf yapılırsa haddi belli değil, hududu belli değil, mazbut değil, muayyen değil. Şimdi evet. Sana burada dedi ya gayri sahibi söylenirse yalan kisten sayılmaz. O zaman sahih olarak normal söylenen yalan doğru, kisten sayılıyor. Ama yalan kisten sayılmaz diyor. Gayri sahih olmadığı için. Evet. Ama normal yalan olursa o zaman kisten sayılıyor. O zaman. Kisten bile bile adam söylüyor mesela şöyle. Diyelim ki adam kader inkar ediyor. Bu yalandır ama kisten sayılan bir yalandır. Münafık o zaman. O zaman yukarıdaki şeylere girer hepsine. Hepsini içine alıyor. Hepsini içine alıyor. Yukarıdaki filistelediği, kizbin filistelediği. Hepsini içine alıyor. Kisp oluyor. Çünkü... Değişikmiş oluyor. Tabii. Bile bile oluyor. Münafık bilerek yapıyor. Yalan çoğu zaman yani beceriksizlikten, acizlikten, mesela iki sahabeyi zorlamışlar ölümle ve öldürdüler bir tanesi. Ata bağladılar. Dört ata. Sahabe, ilk şehit olan sahabiye, Sümeyye radiyallahu anhadır. Bir de onun karısı, oğlu muydu? Yasir. Oğlu muydu acaba onun? Oğlu. Ammar oğlu. Oğluydu değil mi? Ha. Bak o şey, iki sahabe, onun dışında.
sahabenin bir tanesine yani dönmedi dininden. Yalandan da demedi. Şehit edildi. Bir sahabe tamam dedi. Muhammed'in dininden döndüm dedi. Kispetmedi. Yalan söyledi. Peygamberimize geldikleri zaman söylediler. Ya Resulullah falanca dinden çıktı. Hayır diyor. O hayatını kurtarmak için öyle yalan söyledi. Yani kalben söylememiş, zahirde söylememiş. O zaman zahirde gözüken yalan, kalp onaylamasa yalan olur. O zaman kişi çok tehlikelidir. Söylediği yalanı kalbi onaylıyorsa çok tehlikeli. Tehlikeli değil, çok tehlikeli. Kişi yalan olduğunu bilir. Kişi kisp olduğunu da bilir. Arkadaşlar, kisp ehli bilir kendisini. Çünkü münafık vicdansızdır. Vicdanın hiçbir özelliği olmaz. Yani alim İslam'ın ve Müslümanları çok rahatlıkla zarara, sıkıntıya sokar münafık. Vicdanı da gık etmez. Bir de söylüyorum. Münafık Müslümanları, yani Müslümanları ve ümmet-i Muhammed'i sıkıntıya sokar ama kendi küçük bir menfaati veya düşüncesi neyse hiç böyle şey endişe etmez. Çok rahattır. Biraz da şöyle diyeyim. Yalan daha çok şahsi hukuka bakar. Kisp ise umumi hukuka bakar. Mesela şöyle bir misal vereyim. İmanından dön. Hukuk İslami'den söylüyorum. Nereden bildim ben bunları bilmiyorum. Evet, abi. İmanından dön yoksa öldüreceğiz. Ruhsatı vardır. Al şu silahı, şunu öldür veya geç şuna tecavüz et. Yoksa seni öldüreceğiz. Ruhsat yoktur. Umumi hukukla şahsi hukuku görüyor musunuz kesin çizgiyi? Peki adam hata yapabiliyor. Ama ümmet-i Muhammed'i kucaklayan bir hata, dalalete iten bir hata, sıkıntıya iten bir hata, hata değil. Yalan değil, kisptir. Çünkü alimin özrü yoktur diyor. Çünkü kisp ifrattır. Yalan ise tefrittir. Evet. Her şeyin ifratı kimdi? Şeytan. Her şeyin tefriti nefistendir. Cerbezede bu tefritte, ifratta oluyordu değil mi? İfrattaydı cerbezede. Kisp'te de cerbeze var. Cerbeze var. Var. Bir daha bir şöyle desek yanlış olur mu? Yalanız, kisp'i ayıran önemli özellik, kisp'te yani İslam esasları, imani mevzularına genellikle o konularda yalan var. Yalanda ise normal böyle yani sıradan günlük hayatta kullandığı. Mesela ben ayrı dediğim, ben eylemseli çok seviyorum dedim ya işte. Kisp ehli, dinin %90 esasatı, sari ve nas olan meseleleri insanların istifadesi için uğraşmaz. Kisp ehli, %10 içtihadi ve müteşabi ayet ve hadislerden veya içtihadi meseleleri kaşır. Kisp ehli, münafık yapar. Mesela münafık namaz niçin yayılmadı? Namazsız insanlar diye namazın yayılması için uğraşmaz. İnsanların imanı kurtulsun, böyle imani vartalar var, Allah kim yarattı, gidip de gelen var. Bunlarla ki münafık uğraşmaz. Münafık, iman esaslarının kendisine dokunmaz, delillerine uğraşır ve onları kaşır, onları inkar eder. Mesela, münafık iman esaslarına dokunmaz. Diyelim ki haşri, kaderi ve melaikeyi anlatan ayet ve hadisleri, daha çok hadisleri inkar eder. Onları şüphelendirir insanları, Müslümanları, ümmeti sıkıntıya sokar. Yani dinin %90 nas, sari, içtihadi olmayan, müçtehitler biliyorsunuz dinin %10'da içtihat yaparlar. %10'u nastır, esastır. Mesela vakı musallavatü zeka. Zekat verin, namaz kılın. Bu içtihadi değildir. Ama münafık bu anlatmaz. Zekat, namazı yaymaya uğraşmaz.
onun delili olan delilleriyle uğraşır. Bir de %10, unutmayın bunu, %10 içtihadi ve müştehitler arasındaki rey farklılıklarını devamlı kaşır. İnsanların akıllarını ve kalplerini sıkıntıya sokar. Çatallaştırır, şüphelendirmeye matuftur. Peygamberden şüphelendirir, Kur'an'dan şüphelendirir, mezhep imamlarından şüphelendirir. Kütlü mesela hadis imamlarından şüphelendirir. Munafığın özelliği odur. Zaten 27. sözde öyle diyordu değil mi? Dinsizliklerini mezhepsizlikle, yani müştehidi izamla şey yaparlar diyor. Müştehid musavat davasına girişirler. Mesela İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, Ahmet bin Hanbel yanlış etti, Buhari Hazretleri yanlış etti, doğrusu budur diye musavat yaparlar. Münafık böyle yapar. Münafık. Evet. Devam et. Dokunma. O bizim arkadaştır. Ders dinliyor veya birisiyle gelmiş. Allah. Neyse devam. Bir daha bir 484'te bir yer var. Neyin 480? Sözler 484. İçtihat Risalesi sahabeler. Aslında ilave. Orada abi sahabeleri Üstad Hazretleri anlatıyor. Onların zamanında Kizbin ve Sıdkın arasının işte arştan ferşe kadar açıldığından bahsediyor bu cihetle. Ve hissiyat-ı ulviyeyi taşıyanların Kizbe tenezzül etmeyeceğini de bahsediyor. Da şöyle okuyayım abi. İşte hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasini ahlakiyeye perestiş eden ve şems-i nübüvvetin ziyai sohbetiyle nurlanan sahabeler. Allah Allah, sıfata bak, Allah'ını söylesin. Bir de okursana. Bir de okuyayım abi. Hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan. Hissiyat-ı ulviye. Hissiyat-ı ulviye. Böyle vurgulayacaksın, hissiyat-ı ulviye demeyeceksin. Hissiyat-ı ulviye. Evet. Taşıyan. Taşıyan. Ve mehasini ahlakiyeye perestiş eden. Mehasini ahlakiyeye perestiş eden. Ve şems-i nübüvvetin ziyai sohbetiyle nurlanan sahabeler. Allah Allah. O derece çirkin ve sükuta sebep ve Müseylime'nin maskara alut müzahrefat dükkanındaki kizbe. Burada da bir kiz bahsetti. O derece çirkin ve sükuta sebep. Allah Allah. Ve Müseylime'nin maskara alut müzahrefat dükkanındaki kizbe ihtiyariyle ellerini uzatmamak ve küfürden çekindikleri gibi küfrün arkadaşı olan kizbten çekinmeleri. Küfrün arkadaşı diyor Üstad Hazretleri kizbe. Çekinmeleri ve o derece güzel ve medar-ı fahr ve mübahat ve mirac-ı suud ve terakki ve fahri risaletin hazine-i aliyesinde en revaçlı bulunan ve şaşay cemaliyle içtimaat-ı insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve hakka ve bilhassa ahkam-ı şeriye rivayetinde ve tebliğinde elbette ellerinden geldiği kadar talip ve muvafık ve aşık olmaları kat'idir, zaruridir. İşte o zaman münafığın en büyük hedefinden bir tanesi sahabelerdir. Bir daha bir orada özellikle şeyi bahsediyordu. İhtiyari olarak kizbe şey yapmalı. Evet. Bir adam diyemez acaba ben kiz ediyorum mu? Ya da ben münafık mıyım? Diyemez. Acaba. Bir de okusana ihtiyarlarıyla. İhtiyariyle. Bak şimdi. Buralardan çıkarttıktım. Ben de çalışmıştım bir arada. Ondan diyorum. Münafık bilerek yapıyor. Bilerek. Münafık olur. Yani, bilmeden ben münafık mıyım? Olmaz. Evet, devam et. Müseylime'nin maskara alüp müzahrefat dükkanındaki kizbe. Kizbe. İhtiyariyle ellerini uzatmamak ve küfürden çekindikleri gibi küfrün arkadaşı olan kizbten çekinmeleri. Evet. Küfürden çekiniyorlar, bir de küfrün arkadaşı olan kizbten de bu cihette ne yapıyorlar? Çekinmeleri. Yani dolayısıyla asla doğruluk üzerine hayatlarını vermişler. Kizb onlarda olmaz. Mümkün değil çünkü fıtratlarına zıttır.
Şems-i Nübüvvet'in dersini almışlar. Dolayısıyla onların hayatları bu. Onları kizipler, yalanla itham eden kizip ehlidir. Bir insana rastlarsanız münafa bir şey sahabeye dil uzatıyor. Tak etiketi vurun. Kizip ehli. Hafık. Kur'an'a dokunmazlar ha münafık. Çünkü Kur'an'a dokunan kafirdir. Kafirin mertebesi var. Münafığın mertebesi yok, dibi yok. Yedinci tabakaya kafir girmeyecek cehenneme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinci tabakaya tek bir nev girecek. Münafık. Çünkü kafirlik bir mertebedir. Münafık ise dipsiz diptir. Vücutsuz vücuttur. En büyük özellikleri sahabelere dil uzatmaktır. Münafıkların en büyük özellikleri olur. Çünkü dini ayakta tutan, esasatı tutan payandaları sahabelerdir. Dile-i şeriyle. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İkisini. İcmaya ve kıyasa hücum ederler. Münafığın özelliği budur. Münafıktır. Evet. Devam. Peki abi, yalan ve kizbe kimler tenezzül etmez? Çok güzel. Şimdi biz burada sahabeleri okuduk. Fakat her insanın fıtratında bir kanun vardır. Ve bu kanun doğrultusunda hareket eder. Fakat şu toplumda o bozulmuş. Fakat Üstad Hazretleri mesela siz de o tabiri kullanıyorsunuz. Fabrika ayarlarına geri dönüş yaptırıyor. İnsan da bu ciheti bildiği zaman yani ilim onu davet eder, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. İnsan bu ciheti bilemeyince yalan ve kizbe bu cihette o vartalara düşebiliyor. Peki kimler yalan söyleyemez? Abi bura işaretleyeceğiz 107'de. Üstad Hazretleri şöyle diyor. Malumdur ki bir zatta içtima eden ahlak-ı âliyenin imtizacından ahlak-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi hasis, alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek haller husule gelir. Sende ne nispette bunlar olursa, bu ahlak-ı âliye olursa, o nispetten de seni böyle alçakça hallere ne sokmayacaktır. Mesela ilim arttıkça şeytanın sana, vesvesenin sana yanaşamayacağı gibi. Sen de bu cihette ahlak-ı âliyeni artırırsan, terakki edersen, bu alçak ve süfli hallere hem sen tenezzül etmezsin hem de onlar sana yanaşmayacak. Musaade etmez ki içinde. Etmez. Mümkün değil. Çünkü ilim arkadaşlar faili muhtardır. Şöyle, şu kalemle yazarsınız. İlim ise kalem gibi değil. Yazan ve yazılan şey. Yani ilim için diyor ki, ilim onu tard eder. Yani ilim ile onu tard edersin demiyor. İlim onu yapıyor, sen haberin olmadan. Hazreti Ali'nin ifadesi radıyallahu anh, dünya malını diyor sen korursun, senin korumana muhtaç. İlim ise seni korur. Evet, devam. Evet, melaike uluv-u şanlarından şeytanları reddeder, kabul etmezler. Uluv-u şanlarından. Hani dedik ya, bu ahlakı kendilerinde bulunduranlar, alçak, hasis şeylere ne yapmazlar? Tenezzül etmezler. Meleke bu cihetle şeytanları hep reddeder, kabul etmezler. Kezalik bir zatta içtima eden ahlak-ı âliye, kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Bak, ahlak-ı âliye varsa, kizb gibi, kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Reddeder. Peki, kizb varsa, hala yüksek huylar var, güzel ahlaklı diyebilir misin? Güzel konuşur. Güzel bilgisi var, güzel kitapları olabilir ama güzel ahlaklı değil. Çünkü kisp ile güzel ahlak çatışıyor. Ve abi burada nokta var, hemen devamında kisp ile yalanı bir daha ayırıyor. Ahlak ve bir de hile var ha burada. Kisp ve hile. Bizi aldatan bizden değildir ha. O,
ahlak-ı âliye abi olduğu zaman kizbe tenezzül etmiyorsun. Bir de yalana tenezzül etmemek için bir şart daha var. O da şu. Bir de ilk cümle yoktu ya, bu dinimize herhalde destek olabilir. Diyor ki müsaade etmeyen tenezzül şeyler. Yani Allah payı olunca öbürüne müsaade etmiyor. Evet. Şöyle diyor abi. Evet, yalnız şecaatle iştihar eden bir zat kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bak bu yalan. Şecaatle iştihar eden bir zat yalana tenezzül etmez. Bütün ahlak-ı âliyeyi cem eden bir zat nasıl yalana ve hileye tenezzül eder? İmkan var mıdır? Peki, çok ilgimi çeken bir yer. Evet abi. Peki, münafıkla kim olabiliyor? Bildiği halde. Nasıl abi? Mesela münafığı edile-i şeriyeli gösteriyoruz. Bak şu, 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 dine zıt. Allah Allah, bilmiyordum. Bu aldanmış. Masumdur. Ona gösterdiğin halde bak bu, 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 bu dine zıttır. Tevil ediyorsa o da o tiptendir. Çünkü dini kale almıyor. Ne diyor? Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihat olur. Yoksa orada bulunamaz. Fakat birbirine zıt olan eşyanın aralarında nefret vardır, çekememezlik var. Ne zamana kadar? Aldandığını anlayan. Peki bir insan aldandığını nasıl anlar? Edile-i şeriyi gösteriyorsun. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bak burada Hasan bunu ters söylüyor. Bak dinde böyle geçiyor. Hasan da böyle diyor. Peki Hasan bir bildiği var mı dersiniz, dini mi esas alırsınız? Hasan bir bildiği var derseniz siz kisbehlisiniz. Dini yalanlıyorsunuz. Allah bilmiyor demektir. Hasan biliyor oluyor, Allah bilmiyor oluyor. Ve Hasan'ın bir bildiği var, bunun bir bildiği yoktur oluyor. Derdi din değil. Derdi din değil. Derdi bağcıyı dövmek. Bağla alakası yok. Üzümle alakası yok. Ha demek ki bir insan kizipler münafıkla nasıl beraber olur? Aldanabilir. Olur. Ama kısa bir süredir o. Eğer bu insanın aklı, kalbi, ruhu İslam'dan yana ise gösterilen deliller yeterlidir ve fazladır. Yeterlidir ve fazladır. Evet. Gösterdiğiniz halde hala onunla beraberse mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Dine zıt bir şeyin karşılığının hikmeti olmaz. Namaz kılmıyorum. Hiç bildiğim vardır. Ben öyle şey biliyorum ha şeyh. Sahtekar. Biliyorum. Neymiş biliyor musun kılmamasının sebebi? Biliyor musun? Ne demek? Şaka. Namaz kılan Allah'tan uzak olanlardır. Çünkü namaz Allah'a yaklaştırır. Biz Allah'tan uzak değiliz. Biz artık Allah ile beraberiz. Namaz kim kime karşı kılacak? Ben de diyor haşa onun halifesi ve görüntüsüyüm. Allah. Diyor ha kendisi de diyor. Bana dedi. Ayet de gösterdi. Sana yakin gelene kadar namaz kıl. Dedim bu yakin yani artık gramer şeyini de anlattım. Ahirettir. Ölünceye kadar. Bunun delili de en güzel tefsiri de delilini mantıken yaptın dedi. Beni nasıl ikna edeceksin dedi. Dedim ki Allah Resulü ölünceye kadar kıldı mı namaz dedim. O Allah'tan uzak mıydı? Ölünceye kadar kıldı mı kılmadı mı? Ses yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölünceye kadar namaz kıldı. Ben Allah'a yakınım. Ben Allah ile fena fillah olduk demedi, namazı terk etmedi. Sen mi geçtin o? Sana verecek zamanım yok. Şu anda yaklaşık olarak 60 kişiye hükmediyor. Çünkü toplantısını gördüm 60 kişi. Çok acayipinize gidecek ya.
Hani düşünüyorum, düşünerek söylüyorum. Ona söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söylemeyeyim en iyisi. Vakıfı da var. Ve ismi de var. Ya. Şu anda yutkunuyorum. Neler biliyorum? Neler ya arkadaşlar ya. Ben 1970-80'de ilk Şişli'de yargılandım askeri cuntada. Kur'an harflerini öğretmek, harf inkılabına muhalefet etmekten. Hani neredeyse aman aman %40-50 işkencenin çeşitlerini gördüm. E düşünün o tarihte. Yani cemaatlerin aman aman %100'ün içerisini, işkembesinin içini biliyorum. Ki içeride neler olduğunu, hangi grubu, içerideki hangi halisi olduğunu. Allahu alem. İnanın bana. Adam böyle diyor. Resulullah dedim, ölünceye kadar kılmadı mı? Hemen yanındaki dedi ki, senin ve benim gibi insanlara örnek olsun diye kıldı dedi. Aslında ona namaza ihtiyacı yoktu dedi. O gittikten sonra dedi yani. Beni de konferansa çağırmışlar. Ya Rabbi ya. Kimleri duydum, kimleri gördüm bu dünyada. Adam acayip hizmet deyip de hizmet yapan mı dersin? Vatanını satar mı dersin? Dinine ihanet eder mi dersin? Edile-i şeriyeye muhalefet edip muridleri bir bildiği vardır mı dersin? Mihraptan namaz kıldıktan sonra, kıldırdıktan sonra cumayı bütün cemaat komple mescidin içindeki büyük camide şu ne diyorlar dirseklerle sürünüp de ta ayağına kadar gidip ilk önce ayağını öpüp sonra dizini sonra karnını sonra burasını öpüp o da kafasını öpüyor. Ayrılar mı dersin? Boşuna öpmüyor. Riyakarlık yapıyorsa bunu beni burada Allah kahretsin. Bir daha söylüyorum. Allah beni kahretsin. Bunu riyakarlık yapıyorsa. Anladın? Olmasaydı. İstikamet nasıl bulacaktı? Kömür gibi kalplerin ellerini öpmeyecek miydik din diye? Kömür gibi kalplilerin din diye arkasına takılmayacak mıydık? Bidatlara hasene demeyecek miydik? Kişinin uydurduklarına din demeyecek miydik? Benim şeyime, hocama, ustadıma, abime vahiy geliyor. Allah'tan ders alıyor. Resulullah onu onaylamadıkça ağzından çıkmaz. Diyene kadar kimler var ya? Biz ne yapacaktık? Ustak ne güzel demiş. Ben söyledim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Edile-i Şeriye vurmadan almayınız. Edile-i Şeriye vurdunuz bunu. Uyarsa febiha alın. Uymasa arkasına gıybet ve iftirayı koyarak bana gönderiniz. Ey bunu söyleyen ustadın talebeli. Değil mi? Ne acayip bir şey ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle ya. Acayip bir şey ya. Kişilerin anlayışları din oldu diyor. Bak ne güzel demiş ya. Ya ustadım, söylüyoruz ama adam, buradan gösteriyorum, yeri gösteriyorum, şeriattan gösteriyorum, bu dine zıttır. Ama hala orada insan var, masumdur. Hasan, bak, buyur ustadım, mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani o zat birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekememezlik var. O da o tiptendir. O tiptendir. Canımın ciğeri olsun. Aklımın nuru. Ya, o zaman diyorum ki ne yapayım ya, benim vazifem söyle. Ahirette diyecekler ki, dedim. Ona da diyecekler ki, duymadım. İlk önce ona sormayacaklar ha. Duymadım mı demeyecekler ha. Biliyor musunuz aşırdaki şey? Hazreti Ali'den galiba geliyor bu beşi.
şeyde okudum. Nerede okudum ya? Hazreti Ali'den geliyor. Bunu da not alabilirsiniz bu söylediğimi. Hazreti Ali'den gelen şu. Ona duymadın mı demeden önce bana soracaklar. Dedin mi demedin mi? Alime dedin mi sorulduktan sonra onlara duymadın mı denilecekmiş. Çünkü alimler bozulmadan halk bozulmazmış. Bu bozukluk alimlerin bozukluğundandır. Benim gibi uyduruk insanlardan kaynaklanıyor. Alimlere dedin mi sorulmadıkça avama duymadın mı sorulmaz. Bunu birkaç defa demiştim ya. Hazreti Ali'den kalmış kafamda. Ya bir sahabeden kalmış ama büyük ihtimalle Hazreti Ali'den kalmış. Bunu çok söylediğimiz için şimdi piyasada belki dolaşır mı? Çok dile getirdim onu. Evet. Abi şimdi bu son okuyacağım yerler abi. Hemen hemen bir saat olacak zaten. Şöyle abi. Sayfa ve kitap. Söylüyorum. Sünatülat işaret abi. 57. Tamam. Şöyle diyor üstad. Ha, özür dilerim abi. Bu sayfa 90 Sünnetü'l-Hat işaretle yalancılığı bir daha tarif ediyor. Yalancılık, tahripkarlık hariç de menfiliktir. Yalancılık, bu cihette tahripkarlık. İçeride mi? Evet abi. Yani şöyle bir daha okuyayım abi. Bir daha oku. Fitnekarlık, ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikab etmek, yalancılık, tahripkarlık, hariçte menfiliktir. Ha, hariçte menfilik. Menfilik. İçeride tahrip. Tahrip. Bu Sünnetü'l-Hat işaret 90'da geçiyor. Hemen 57'de bir yer daha var abi. Ve yalancı adam sözünün olması için, sözünün doğru olması için İslamiyet'in yok olmasını, tahrip olmasını ister abi. Hele ki bu bir liderse, büyük bir şahsiyetse bunu daha çok isteyecek. Sözünün doğruluğu diyor. Mesela dese ki 2016'da şimdi kaçtayız? 2015 değil mi? 2016'da İslam zarar görecek. Dediğim doğru çıksın diye İslam iyi bile gitse dediğim yanlış çıkacak. Yani. Keşke İslamiyet kötü gitse. İslamiyet'in kötü gitmesini arzu eder. O günahı daha bir arttı. Peki geniş biraz hususi eleştiri yapayım. Aynı sistem kendim hizmetim zarar görmesin devlet Müslümanlar zarar görmüş hiç önemli değil. Aynı kan. Orayı da okuyayım abi isterseniz. Mesela muhteris bir intikam veya muntakim bir hilafıyla bir kere demiş, İslam mağlup olacak, kalbi parçalanacak, sırf o mürahi ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan, meşhum sözünü doğru göstermek için İslam mağlubiyetini, İslam perişaniyetini arzu eder, alkışlar, hasmın darbesinden mütelezziz olur. Vay. Yeter ki Türkiye'ye, sıkıntı olmuş. Yeter ki sıkıntıya soksun ki biz haklı çıkalım. Yeter ki Türkiye'ye sıkıntı olsun. Hasmının darbesinden mütelezziz olur. Evet. İşte az önce dedik ya yalancılık, tahripkarlık hariçte menfiliktir. Bu cihati açıyor. Yani sırf doğrunun, sözünün doğru olması için, tam yerini bulması için kalbinden gerekirse hançerini de İslam'a saplar diyor. Bir de okur musun orayı? Tekrar okuyayım abi. Muhteris bir intikam veya muntakim bir hilafıyla bir kere demiş. İslam mağlup olacak. Kalbi parçalanacak. Sırf o mürahi ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan, meşhum sözünü doğru göstermek için İslam mağlubiyetini, İslam perişaniyetini arzu eder. Alkışlar hasmın darbesinden mütelezziz olur. İşte şu alkışı ve gaddar telezzüzüdür ki mecruh İslam'ı müşkil mefkide bırakmış, zira hançerini İslam'ın ciğerine saplamış olan hasım sükût et demiyor. Alkışla
mütelezziz ol, beni sev diyor. Onlara misal gösteriyor diyor. Bu cihetle. Ve vay, insan yalanı ve kizbe... Hiçbir şey diyemiyor biliyor musun? Beynim durdu. Beynim duruyor. Yani hasbinin, hasım var ya, Müslüman düşmanı, vatan düşmanlarının Müslümanlara ve vatanımıza hücum etmesini arzu ediyor. Müslümanlara kaos olsun, huzur olmasın. Müslümanlar sıkıntı çeksin. Yeter ki sıkıntı olsun. Mesela çok gariptir ya. Türkiye zor durumda kalsın diye musluklar sonuna kadar açılmış. Su bitsin ki hükümet zor durumda kalsın. Aman yarabbi. Su bebelerin ya, bebelerin, sütteki çocukların. Yani masum hastalar, zayıflar zor durumda kalsın. Hani papaza kızıp da oruç açmak gibi. Ahmet'e Mehmet'e kızıp da bu kadar masum bebelere, yetimlere, çocuklara, hastalara, yaşlılara. Muslukları sonuna kadar açmışlar biliyor musun? Yeter ki sen birilerini zor durumda bırak ama minnet hal önemli değil. Hafsala duruyor yani. Evet abi. İngiliz burada olsa ne yapacaktı ki? Hemen altıncı abi o kadar şey ki diyor ki dehşetli bir günah zulüm ki ancak haşirde mizan tartabilir. Evet. Demek ki şu dehşetli. Abi bile bulamıyorsun. Nasıl yani? Abi yani isim bile konulamıyor ki. Abi biz buraya kadar yalanla kizbin arasındaki farklılığı mesela açtık. Demek ki derse eğer noktalayacak olursak benim okuyacağım yerler, topladığım yerler abi bu kadar. Hı-hı. Daha çok var gerçi de fakat asıl nazara verilmesi lazım olan yerler de bunlar. Bu cihetle abi kizb fıtratı bozmak, kendi fıtratını adeta batırdığın bir iğne gibi oluyor. Mesela fıtrat bir çekirdekse kizb ona batırıp o çekirdeği bozduğun bir iğne gibi oluyor. Senin bütün sistemini bu cihetle bozuyor. Yalan ise artık o ondan sonra ortaya çıkan, senin fiilini ve ahvalini belli eden, senin fiildeki durumun yalan. Onunla çünkü belli oluyor. Abi. Ve abi... Ben şok olduğum için bundan sonra şey yapamıyorum. İnsan bu kadar bozulabilir mi diye hiç böyle kafam durmuş, evet. Abi cehennem başına yaratamamış. Doğru söyledin. Orada görecekler günlerini. Tamam, bek. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel hakim. Ve ahirudallahu minilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan ve salavat. Thank you.